Kolay gelsin İlkan Bey. Sağ ol, sağ ol. Güle güle. Kilepçe sayıladın lan. Abi sorma şimdi onları ya. Hadi be hadi. Hay Allah, nerede kaldı bu çocuk? Gelmedim yine senin yaramaz. Ay sorma Nermin abla. Yine yok bizimki ortalarda. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kerem! Kerem, Selim nerede? Cezaya kaldı o yine Elvan teyze. Bak görüyor musun? Ah be Selim be, ah. Selim, annen seni soruyordu. Hadi doğru eve. Hallederiz. Ne var teyze? Hadi be. Ne oldu Kuvarajma? Atan alır oğlum, koş. Alırız, ne var? At. Başla. Gel. Ver. Aldı topu. Sevdi hareketler. Önünde boş yollar. Defansı geçti. Çizgi geliyor. Gol! Adamı niye boş bırakıyorsun ya? Oğlum ne yapıyorsun lan? Önüne baksana. Abi kusura bakma, görmedim ya. Oğlum bas gazını, araba çarpıyordu sana. Oğlum bir şey olmaz ya. Selim! Selim! Hadi artık. Geldim anne. Gidecek misin oğlum ya? Gidecek tabii. Elba teyze onu mahveder. Ya ne yapayım oğlum? Yani iki birden demem ha. Biz öndeyiz. Çamur yok. Ya anne. Şükür geldin. Ya çok acıktım. Ne yemek var? Var işte bir sürü şey. Dokunma o pis ellerinle. Ya yine ne yaptın da cezaya kaldın? Artık yüzüm kalmadı benim Sema öğretmenle konuşmaya. Ya anne vallahi benim suçum değil ya. Fatih yüzünden. O konuşuyor, öğretmen bana kızıyor. Taktı bana. Konuşacağız bunu. Yürü. Ablam nerede? Banyoda herhalde. Ah! Anne, elektrikler pisledi. Tabii ki hayır. Ay eşeklik etmeden duramıyorsun değil mi? Bunlar ne burada? Selim hadi topla şunları. Zaten Asiye ablana yemek götüreceksin. Kadın düğün telaşından hazırlanamamıştır. Of anne ya. Ödümü kopardın oğlum. Ama korkaksın be abla. Ay yüreğimi indireceksin bir gün. Ay Seray kızım üşüteceksin, üstünü giy. Amcanlar da yolda geliyorlar. Konteste geliyor mu? Konteste kim? Ya Suzan yengen. Öyle diyorsunuz ya babamla. Hiç de bile uydurma. Bir daha sakın duymayayım, tamam mı? Diyorsunuz vallahi, ne ben de duydum. Biz diyoruz da size ne acaba? Hadi yürü yürü. Hadi hadi. Anne, Kontes yengem yine diyet ekmek isteyecek. Ne yapacağız? Yazdım listeye. Alacak baban diyet ekmeğini. İyi. Al bakalım, dikkat et. Haydi geçmiş olsun.
Ya besle adamı, besle, kafamıza vursun. Sen etseydin o zaman. Birader, bir saattir şunu bekliyorum ya, bir saattir ya. Ne yapayım ya? Efendim abi? Hayır oğlum, biz gişeleri geçeli çok oldu, yarım saat oradayız ha. Tamam abi, bekliyoruz. Bir şey lazım mı eve? Yok abi, ben her şeyi hallettim, sizi bekliyoruz sadece. İyi. Neredesin sen, dışarıda mısın? Ha, markete kadar gittim, bir şeyler alıyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam abi, görüşürüz, hadi. Rıfat, oğlum dikkat edin, dökülüp ezilmesin o domatesler. Yok baba, yok, merak etme, sağlam da. Oğlum ne yapıyorsun ya? Aman! Üf, biz niye bu arabayla geldik ki Emzer Zavat gibi? Başka arabayla gelemedik mi ya? Hangi arabayla gelseydik kızım? Her hafta bu arabayla geliyoruz pazarı kurmaya. Ayrıca o giydiğin elbiseler bu zerzavatlarla alınıyor. Nankörlük etme. Aman ya anne! İşine gelmeyeceğim ama ya anne! Uğraşma kızla Remzi. Ya 400 liraya elbise mi olur Suzan? Komşum evleniyor, babamızın oğlu mu evleniyor belli değil. Süslenmeye yer lazım size. Hadi beyler, ben kaçtım. Tahir, kaynatma. Canlıyı görelim. Allah'ım ya. Al. Al canlı. Canlı. Al. Çatladın. Ulan Tahir, sabahtan akşama kadar pazar tezgahında eşek gibi çalış. Ondan sonra gel burada bütün paraları bayıl. Ay senin kalıbına. Hadi abicim, sen oyun mu oynuyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sen işine baksana. Hadi ya. Hadi. Hadi kaçtım ben. Tahir. Şu bizim hesabı da görelim artık ha. Ne kadar? 700. Ya ben de bir şey var zannettim. Hallederiz tamam, bir şey değilmiş. Kaçmıyoruz ya, buradayız. Kaçmıyoruz. Kaçıyorsun işte. Ya abim geliyor, ona kaçıyorum. Hadi şeytanınız bol olsun. Döşeyin fayansları. Sağ ol Seray. Afiyet olsun. Yeğenim, ne oldu senin Q7'ye, ha? Gönderiyorlar bak. Sorma amca ya, para yok ki kulüpte. Lan koskoca Beşiktaş'ı feda diye diye bitirdiler arkadaşlar. Biter mi Beşiktaş amca? Bak sen görürsün haftaya. Ne göreceğiz lan? Ha, ne göreceğiz? Kör topal halinizi bizim Fener'i mi yeneceksiniz ya? Maçın önünde ama. Hikaye kalmaz, yıkılıyor orası zaten. İnönü stadı mı kalacak? Aa, doğru, son derbi değil mi bu? Son tabii Rıfat abi. Gidiyoruz babamla. Değil mi baba? Tabii oğlum, gidiyoruz dedim ya. Olduruyorum abi. Yok, tamam. Sen de içme artık. 3-4 saate kadar halaya gideceğiz. Yormasın. Sen bilirsin. Tamam. Ne oldu, gelmedi seninkiler? Gelirler. Gelirler. Yenge almadın dolmada. Aa yok, çok yağlı olmuş. Ben yemeyeceğim, dokunmuyor. Sen bilirsin. Düğünde ne giyeceksin Seraycığım? Ne giyeceğim anne? Valla biz telaştan bakamadık daha. Aa, olur mu canım öyle şey? Ay anne, benimkisi çok güzel değil mi? Çok içimiz esindi biliyor musun? Kalk kız giy. Giy de görsünler hadi. Giyeyim mi gerçekten? Hadi giy, koş. Tamam. Aa, şu teyzenler de geldi. Bakarım, bakarım. Ya dur yenge, olur mu? Biz Gülsüm'e yedek kıyafet de getirdik. Bakarsın, denersin. Onlardan biri olursa giyersin yengeciğim. Sağ ol yenge. Nerede kaldınız ya? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geç, 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 geç. Ne haber kız? Bırak, bırak sen de şunu. Gelir gelmez saldırdım gene ya. Koyayım hemen yemeklerinizi. Koy abla. Az koy bize ama, olur mu? Diyetteyiz biz. Değil mi sen amca? Siz bilirsiniz. Hı. Yüzü çok güzel aslında. Birazcık zayıflasa. Diyorum hep de dinleyen kim? Ya karışmayın benim sarı kızıma. Ye kızım ye, ye tosunum. Of baba ya. Dolduruyorum Cengiz. Doldur abi. Siz? Yok Cengiz, biz biraz zaman geçeceğiz. Nasılım? Abla çok güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Cool, cool. Vallahi cool. Maşallah. Allah kem gözlerden saklasın. Güle güle giy. Sağ ol. Seray, benim getirdiğim yedek elbiseler var ya, istersen sen de onlardan dene. Belki bir tanesi sana olur. Düğünden önce bakarız ya, acelesi yok.
Çok güzel olmuş canım. İstersen çıkar da ütüsü bozulmasın. Çıkar hadi çıkar. Seray. Hı. Kızım telaştan çıkamadık. İstersen sana da alalım bir şeyler ha? Yok be anneciğim. Yani ne gerek var o kadar masrafa? Ama sonra içinde kalmasın. Yok anneciğim de. Asıl sen şu babanla dershane işini konuşsan. Yani şurada sınava ne kaldı ki? En az 3-4 ay giderim. Merak etme. Bu sefer ben halledeceğim. Babana bırakmayacağım bu işi. Bırak kız otursun küçücük. Yok abla öyle. Otur otur. Hadi kızım kalk. Meral. Ne ediyorsun? Ne? Geldiler gene kuruldular başka şey. Kontes. Hadi kalk götür. Bırakayım sana okuyacaksın. Olur abi. Önce ben okurum ama. Olur aslanım gel. Hayır. Hadi kalkalım biz de ufaktan anca gideriz. Abi senin gelmene gerek yok hallederim ben. Oğlum o kadar malı tek başına nasıl yükleyeceksin? Zor olmasın sana. Yok abi uzun yoldan geldiniz dinlenin. Orada çocuklar var halde yardım ederler bana. Sen merak etme. Madem öyle o zaman sen şunu al. Yarın yoğun olur. Tezgahı iyice doldurur tamam mı? Tamam abi sen hiç merak etme. Hallederim ben o işi. Ben de oyalanmayayım kalkayım artık. Hadi kolay gelsin. Yenge. Elvan da kahve yapsın size. Yorgunluğunuzu alır. Yapsın vallahi. Ağırlık çöktü zaten. Şunları toplayayım yaparım hepinize. Güzel kızım. Hadi afiyet olsun. Sabaha görüşürüz. Sağ ol. Ne yapıyorsun abi? Ayağınla mı karıştırıyorsun bunları? Bittim beyler. Bu kadar bu el. Tut şunun ucunda. Elbise alalım mı? Bunlar yeter mi Allah'a? Bir tanem. Sen bunları forma almak için biriktirmedin mi? Merak etme sen. Babam söz verdi. Alacak o formayı. Gel be. Siz hala uyumadınız mı bakayım?
Benim hiç uykum yok ama belki birlikte yatarsak gelir. Ama sen koskocaman oldun, hala alışamadın. Hadi anne lütfen. Hadi anne kırma. Tamam, geliyorum. Aşağı düşeceksin bak. Öyle müşteri mi çağrılır? Fener diye bağır, bak nasıl doluyor burası. Ya amca ya. Ya bu Tahir de gelemedi bir türlü. Trafiğe takılmıştır, gelir birazdan. Selim, bak Fenerli ol, 3 gün sonra üzülmeyin. Yağmurlu, bir gün de görmüştüm seni. Üstünde çubuklu formalar vardı. Bir anda vuruldum, aşık oldum ben. Hayatın anlamı siyah beyazdı. Ha, Tahir de geliyor. Ne oldu amca ya? Sorma, sorma amcam. Selamun aleyküm. Ay. Tahir, bu ne hal? Ay, sorma Eda. Oldu oğlum. Ya abi, halde durduk yere bir kavga, bir harbede itiş kakış. Arada kaldım. O sırada da birisi cüzdanı çekip götürmüş. Böyle itiş kakışırken it mi çakal mı sürü, her şey var halde ya. Hangi biriyle uğraşacaksın sen ki? Sen polise falan gitmedin mi? Abi, gören gören olmadı mı? Abi polise gidip ne diyeceğim? Ne göreceksin ki? Adam aldı cüzdanı gitti. Ne diyeceğiz? Sen de vurdun mu adamları baba? Vurmam mı oğlum? Ağzını burnunu dağıttım hepsini ya. Onlar da tabii beni... Olsun canım, cana gelmesin. Rıfat hadi oğlum indirin ne varsa hadi. Tamam, ben de geleceğim. İyi hadi gel. Atlayacak mı? Evet. İyi atla. Hop. Ya Tahir, istiyorsan ben de sağlık ocağına gel, şu kaşına pansuman falan yapayım. Yok yok, hiç gerek yok, hiç uğraşma sen, git hadi, beklemesinler seni de. İyi, ben gidiyorum o zaman. Tamam, güle güle kızım. Hadi kolay gelsin. Hadi, hadi. Sağ ol. Belime mi vurdu o sırada biri de? Ah, ben de önlüğü... Emine ablacığım, hayırlı işler. Bana bak, sakın babanı üzme, yaramazlık da yapma, tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. Bana bak. Başka bir şey yok değil mi? Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yok benim. Abi daha ne olacak işte bu. Bora, oğlum 2 tane çay gönder. Abimle şöyle karşılıklı bir içelim. Nazlı hala ortada yok. Ulaşamıyorum. Ya bir de senin şu rahatlığın delirtecek şimdi beni. Şimdi Maysun bir bağırma da dinle. Ben de arıyorum. Açmıyor sabahtan beri. Ne yapayım? Dün gece dışarıdaydı. Kimde kaldı? Ne işi var gece gece? Sen mi izin verdin? Gece evde olsaydın da izin vermeseydin. Ya Aysun, sırası mı şimdi Allah aşkına? Ne olur kapat şu telefonu. Bulalım şu kızı, sonra konuşuruz. Nazlı. Nazlı kendine gel. Bak sağlık ocağına geldik Nazlı. Sağ ol. Hadi kızlar Nazlı, hadi. Nazlı kendine gel. Aa, ne oluyor? Hadi kızlar hadi. Ah, kaçıyor bunlar. Kızım, kızım iyi misin? Kızım, Belgin. Bir tanem iyi misin? Dur. Hay Allah'ım, ses ver bakayım. Belgin çabuk sandalye getirin. İsmail, hemen sandalye getir.
İlaç mı almış? Çıktı mı üstünden? Yok, bilmiyorum da bir bakayım çantasına hocam. Oksijen verelim hastaya Hemşire Hanım. Tabii hocam. Çantasında ilaç yok hocam. Ailesine ulaşmak lazım. Ben tahlillerini yazıyorum, siz takip edersiniz. Tamam hocam. Ah Belgin, telefonu var burada. Ah, süper. Ama kilitli tabii. Tamam, okul kartı var burada. Ben buradan ailesine ulaşacağım. Tamam. Efendim? Alo Nazlı. Neredesin babacığım sen? Öldüm meraktan. Sabahtan beri seni arıyorum. Bir dakika dinler misiniz lütfen? Siz kimsiniz? Kızım nerede? Bir saniye lütfen. Ben sağlık görevlisiyim. Kızınız burada. Biraz evvel bizim polikliniğe geldi. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nazlı'ya bir şey mi oldu? Beyefendi lütfen bir saniye beni dinleyin. Sakin olun. Kızınız gayet iyi. Ama çok acil buraya gelmeniz gerekiyor. Kadırga sağlık ocağındayız biz. Geliyorum hemen. Nasılsın? Daha iyi oldun mu? Başım dönüyor hala. Ah bir tanem, bu yaşta senin içki neydi? Bir de yanında ilaç almışsın. Neyse birazdan baban gelir konuşurum onunla. Babam mı? Kim haber verdi? Ben. Ne gereği vardı? Kim söyledi size haber verin diye? Kimsenin bir şey söylemesine gerek yok. Tabii ki aileni arayacaktık. Başka ne yapacaktık? Polis de aradım zaten. O senin kaçan arkadaşlarını da bulacaklar. Ya saçmalama, hiç kimse kaçıp gitmedi. Korktular sadece. Bilemem. Of, rezil olduk ya. Ah be kızım. Sen kendine niye böyle bir kötülük yaptın ki? Elvan abla, bir bakar mısın? Geliyorum hemen. Neden çıkmadın hala? Ay çıkacağım da ya şu kızın annesi babası birileri gelsin önce. Ya biz hallederdik, ne olacak? Biliyorum. Ben Nazlı Kaya'nın babasıyım. Telefonda görüşmüştük, burada dediler. Ha, evet evet burada. Durumu iyi mi? Nasıl? İyi, sakin olun, merak etmeyin. Nerede? İçeride yatıyor ki. Beyefendi bir saniye. Nazlı! Baba! Nazlı kızım! Kızım. İyi misin? İyiyim. Öldüm meraktan. Merak etmeyin, kızınızın bir şeyi yok. Buyurun dışarıda konuşalım isterseniz. Hemen geliyorum. Buyurun. En tatlı sulu mandalina var burada. Ablacığım. Gel, gel, gel. Kalp dostuna gel. Kalp dostuna gel. Gel ablacığım, gel. Ablacığım. Gel, 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 gel. Teyzeciğim gel. En tatlı, en ballı mandalina var. Bir tadını bakabilir miyim evladım? Pazarın gülü bu. Buyur ablam. Gel vatandaş, gel vitamine gel, gel. Hakikaten bal gibiymiş. 3 kilo alabilir miyim? Abla, 3 kilo at oradan. Geliyor 3 kilo. 3 kilo mandalina ablama gidiyor. Gel vatandaş, en güzeline gel. Koçum benim. Ay. Baba gidiyoruz değil mi maça? Hangi maça? Ya baba ya. Tamam gidiyoruz, söz verdi ki oğlum. Hadi bak müşteri geldi. Şşt, kartal. Alo. 5 atacağız 5. Hop yavaş. Ya abiciğim basmayın şunun damarına. Seviyoruz ya. Hadi gel benim, benim. Nar var, mandalina var. Kurşun, armuda bak, devici. Devici burada. Buyurun, buyurun, buyurun. Gel. Şşt, bana bak. Bulabildin mi bilet? Sordum abi, bakacağız. Ya olmadı ben ona kahvede ekranda izletirim. En tatlı mandalinalar, en şekerleri hepsi burada, gel. Allah'ım ya, her şeyi karıştırmış. İçki, ilaç. Ne yapmaya çalışıyor? Kendini öldürmeye mi çalışıyor? Anlamadım, gitti. Bence sadece biraz ilgi çekmeye çalışıyor. Nasıl yani? Yani
Ahkam kesecek değilim tabii ama ben de kız çocuğu büyütüyorum. Neredeyse aynı yaştalar. Yani ne olur yanlış anlamayın ama biraz daha dikkat etseniz. Annesi babası olarak yani. Ne demek istediğinizi anladım. Ama biz öyle insanlar değiliz. Biz ilgileniyoruz kızımızla. Hatta üstüne titriyoruz. Merak etmeyin doktor hanım. Ay yok, ben doktor değilim. Sağlık görevlisiyim. Nasıl yani? Siz mi müdahale ettiniz kızıma? Yok hayır, doktorlar, hemşire arkadaşlar. Ben de durmuş sizi dinliyorum. Bir yetkili yok mu burada? Doktor, bakar mısınız? Kızımı hemen hastaneye nakletmek istiyorum. Beyefendi, beyefendi bir sakin olur musunuz? Önce kızınızın serumu bitsin, bir kendine gelsin kız. Hemen işlemlerini yapın. Hemen gidiyoruz buradan. Çok çabuk. Kendi doktorumu arayayım. Ben çıkıyorum Belgin. Beyefendi, sağlıkçı arkadaşıma çıkıştınız ama yani her şey olabilirdi. Şu an kızınız iyiyse onun sayesinde. Sokakta ilk müdahaleyi Elvan abla yaptı ve bize de o haber verdi. Lütfen, sakin olun. Torba bitmiş, ben bir arabadan torba alayım. Tamam. Poşet. Aynen. Ablacığım kıyafet alma, mandalina al, gel. Pazardan kalma ne kadar beş onluk varsa al elimden, bırak inansın çocuğa. Seray, Seray bak kim geliyor? Ya Bilgi geliyor. Ay kızım ya. Nasılsın Seray? Elvan abla
olsun. İyiyim Ali. Annenler nasıl? İyiler. Çok selamları var. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Kim bu ya? Ne bileyim abi, mahalledendir herhalde. Seray, güzel kızım. Yavrum, şöyle baba kız bir dans etmeyelim mi? Hadi kalk. Tamam, olur baba. Güzel kızım. Annemi niye dansa kaldırmadın baba? Annen sevmez öyle şeyi. Aa, niye sevmesin? Öyle işte. Baba. Hı. İlk dans ettiğimiz gün hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kız, alayım mı seni yine ayaklarımın üstüne ha? Hadi gel. Hadi. Saçmalama. Hadi baba. Be. Kaç yaşına geldim? Hayır. Güzel kızım. Ah, güzel kızım. Remzi, sen de beni dansa kaldırsana. Hiç kaldırma beni. Rıfat, kakananla dans edelim hadi. Anne, dans edelim mi? Bu ne böyle, sucuk gibi olmuşsun Selim. Ya hadi anne, ha. İyi, iyi hadi. Dans etsem. Hadi bakalım. Elvan Hanım. İki seneye kalmaz boyu ablasını geçer. Bak demedi de. İlk doğduğu günü hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Bütün gün beklemiştik doğumunu eşek sıpasını. Niye öyle baktın? Kahvede bekledin Tahir, kahvede. Ne yapayım, sokakta mı bekleyelim? Anası gibi inatçı çıktı bizim oğlan. Kız Elvan, büyüdüler be. Oğlan bize oldu anasını satayım. Bize ne olmuş? Yine içtim bütün gece Tahir. İçirtene bak. Bütün gece düşman gibi gözümün içine bakıyorsun. Ne yedim ne içtim abimlerin önünde. Deli deli konuşma. Konuşturtana baksın. Seray senin yüzünden aylardır dershaneye gidemiyor. Sabah akşam eşek gibi çalışıyor. Selim desen el kadar çocuk. Haklı, özeniyor arkadaşlarına. Ya da bir tane forma alamadık çocuğa. Tamam, o işi hallettim ben. Ayırdım onları şimdi şeyler kenara. Zamanı gelince vereceğim tabii. Elvan Hanım. Gelin biraz kısa mı? Çok komik. Afiyet olsun Emza. Sağ ol Hamza, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Şükür, iyiyim. Sen? Abi, duydum, çok üzüldüm. Büyük geçmiş olsun. Anlamadım, kime geçmiş olsun? Tahir'le karşılaştık da bu sabah. Kızı hastanedeymiş. Para bulduğumda da sıkışık dedi. Allah acil şifasını versin inşallah yavrucağım. Bir yanlış anlaşılma olmasın Hamza. Tahir'in kızının hiçbir şeyi yok. Aa bak,
Orada oynuyor maşallah sapasağlam. Kırmızılar da yakıyor. Ulan sen ne üçkaççı bir adamsın? Ne oluyor ya, hayırdır Hamza? Ali kızın hastaydı, tedavisine para yetişmiyordu. Ya ne diyorsun sen, anlamıyorum. Hamza abi, anlamadım Allah. Abi sen karışma. Ne diyorsun? Hayır, 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 hayır. Elvan derdi, elimize ne geçiyorsa içkide kumarda harcıyor diye, ben yine de seni savunurdum, haklıymış kız. Abi biriniz de bana hak verin ya. Neyin hak verelim lan? Neyin hak verelim? Adamlara yalan söylemişsin. Bize geldin sabah bir sürü yalan. Yok parayı kaptırmışmışsın da, yok hırsız mırsız. Bak akşama foyan çıktı meydana. Komşunun önünde rezillik. Onun bizi geç, milleti geç. Boyun kadar iki tane evladın var, onlardan utan oğlum. Çeki düzen ver kendine biraz. Şşş, bana bak. Hepimiz erkeğiz. Anasını eşitlik ederiz ama sen artık anırmaya başlamışsın. Yapma lan böyle. Tamam abi. Topla kendini. İki güne pazardayız. Bir daha görmeyeyim böyle ha. Tamam. O düğündeki adamın derdini ben anlamadım. Anlama oğlum zaten, anlama. Hadi yoruldunuz, siz de girip uyuyun. Bakıyorsun gözlerin dikmiş düşman gibi. Ne diyeceksen de. İnsanlar laf mı bırakıyorsun? Rezil olduk mahalle. Çoluğun çocuğun önünde kavga. Hem de ne için? Üç kuruş paranın yalanı için. Üç kuruş. Madem üç kuruş Elvan Hanım, çıkarır verirsin. Madem üç kuruş, çıkarır verirsin. Dağıtma o zaman Tahir. Çoluğun çocuğun rızkı beş para etmez adamlara dağıtma. Kahveye gidip yatırdıklarını topla. İçip içip dağıttıklarını topla. Bak sen ya, gözüne mi battı? Battı. Ben de sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışıyorum. Çalışma. Çalışma, madem kafamıza kakacaksın, çalışma o zaman. Ne yapalım peki? Nasıl geçinecek bu ev? Ya laflara bak. Laflara bak sen, laflara bak ya. Sen olmasan açız yani. Yetmiyor Tahir, yetmiyor. Ya nankörlük etme. Neyiniz eksik, neyinize yetmiyor? Kızı dershaneye gönderemiyoruz. Oğlanın üstüne başına yok. Kirayı bir gün zamanında ödedin mi? Ya faturaları takip etmesen bir şey ödeyeceğin yok. Sayayım mı daha? Yeter! Habire koşturup duruyorum. Senin açtığın deliği bir türlü kapatamıyorum ben. Elvan yeter! Hepsini bir kenara. Ya bir gün yüzümüze bakıp güldüğün yok be Tahir. Böyle babalık mı olur? Böyle kocalık mı olur? Elvan kes! Sakın! Sakın Tahir, bir daha bana o elini kaldırma. Yeter lan, bıktım senin tırtırından da konuşman da böyle işlerinden de. Yeter! Tabii. İşine gelmeyince kaç Tahir. Ne güzel değil mi?
şey. Babam gitti anne. Gelir. Ya gelmezse? Kendisi bilir. Ya zaten canı sıkkındı. Niye o kadar üstüne gittin? Ha baban bitti, sen mi başladın şimdi kızım? Ya anne. Tamam, üzülme artık. Tamam bir tanem. Üzülmüyorum ben. Hadi kalkın yatın bakayım sizler. Hadi. Koysunlar da görelim. Siz ona bile cesaret edemediniz. Yapamayacağımız işin içine girmeyiz biz. Herkes bir Atıf Şanal değil. Sedasız açardın geceleri. Kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sedalar. Konser var galiba Senem. Atlayacak galiba. Aa, o kadar kalmadı ki millette. Bir düşse oyup kopsa yani. Ölür, paramparça olur. Abla. Efendim canım. Ölünce ne olur? Ne? Nereye gidilir yani? Aman Senem ya. Canımızı sıkma şimdi, tamam mı? Ne alakası var şimdi ölüm falan? Allah korusun. Seni koklar yalnızım. Seni sorar seda kuyutularda sonsuz
uçsuzlu dipsiz sevdalarda, duygularda. Sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularında. Şimdi artık seni koklar yalnızım. Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızım. Hadi gidelim Can. Üşüdük zaten. Geç kalmayalım. Güzel miydi? Sen hayırdır kaç gündür kafamı yutuluyorsun gelelim gelelim diye? He? Neyse hadi kaçtım ben. Hadi o zaman biz de gidelim. Alo. Efendim anneciğim. Senem'le okulun istediği kitapları almaya çıkmıştık da dönüyorum şimdi. Selim? Ya o evde ders çalışacak diye güya. Ha tabii. Duy da inanma. Çoktan atmıştır kendimi sokağa. Top peşindedir çünkü. Ya sabahtan beri kafamı şişirdi anne. Akşam maç mı varmış babamla? Gidecekler miymiş neymiş? Aa doğru, maç bu akşamdı değil mi? Evet. Tamam. Siz de vakitlice dönün. Geç kalma. Tamam anneciğim. Dolmuştayız, dönüyoruz. Merak etme. Tamam. Bu akşammış maç. Götüreceksin Selim'i değil mi? Aa İnönü'de. Kaç zamandır sayıklıyor çocuk. Söz de vermişsin. Abi biletler kara borsaya düşmüş. Dünyanın parası. Ne yapayım şimdi? Bari söyle de boşuna beklemesin çocuk. Yok olmadı. Ben onu büyük ekranda kahvede izletirim. Akşam bir kaybetsin ışıklaşmak ben bizimkini nasıl kızdırıyorum? Uğraşma benim oğlumla. Madem bileti almamışsın ne diye söz veriyorsun çocuğa? Yazık ulan. Abi bir maçımız eksik ya. İşimize bakalım biz. Halledeceğim ben onu. Sen merak etme. Buyur, buyur baba. Thank you.
de ben birini çarptım. Ne? Sende bir şey var mı? Artık duyuyor musun oğlum? Sen iyi misin? Bir şeyin var mı? Bilmiyorum anne, çocuğa çok kötü çarptım. Çocuk tamam. Öldü anne, bilmiyorum. Beni çok dinle. Kötü çarptım yerde. Beni yatıran dinle. Bir çocuk, bilmiyorum. Hemen uzaklaş oradan artık. Hemen. Duyuyor musun beni oğlum? Kaç hemen. Bak bir tane edeceğiz. Duyuyor musun? Hemen uzaklaş oradan. Hemen. Oğlum. Hadi uzaklaş oradan artık. Abla, ne olmuş orada? Niye toplanmışlar? Anlayacağız canım, şimdi anlayacağız.
gelecek, tamam mı? Geçti tamam. Anne çocuk. Geçti bir tane. Arabayı garaja çek. Peki. Gel canım. Oğlum ellerim buz gibi olmuş anneciğim. Geçti bir tane. Gel. Gel şimdi içeri gidelim, konuşalım. Her şeyi halledeceğiz. Hadi gidelim. Araç dışı trafik kazası, 9 yaşında ARH pozitif. Yolda kalbi durdu, döndürdük. CPR yapıldı. Beyin cerrahine haber verin. Ameliyathaneye de hazırlayın hemen. Hadi abi. Alo. Araba çarpmış. Araba çarpmış diyorum anne, daha ne diyeyim? Hadi Selim, Selim. Trafik kazası. Selim. Tamam beyefendi, sakin olun. Koridordan sağa dönünce hasta kaydık arkadaşlar size yardımcı olur. Getir çabuk. Al bakayım. Bak şimdi bir tane iç bundan. İyi gelecek Atıfcığım. Alkollü müsün? Yok değilim. Ne içmesi canım gündüz vakti? Sordum sadece. Çocuğun ölüp ölmediği hakkında bir bilgin var mı? Çok kötü çarptım, çok kötü. Of Allah'ım, nereden geldi bu bizim başımıza? Polis mi? Taner'dir. Gel Taner. Ekrem Bey, geçmiş olsun. Evet, ne yapıyoruz? Planınız ne? Ne olacak Atıf'a? Ne olacağı belli anne. Gidip teslim olacağım. Bu kadar. Saçmalama canım, olmaz öyle şey. Oğlum bir sakin olur musun? Halledeceğiz biz her şeyi. Ben bir iki telefon edeyim. Önce çocuğun durumunu öğrenelim. Geçecek, hepsi geçecek. Hadi, hadi biraz ısın. Hadi. Hadi yavrum. Hadi oğlum benim. İyileşeceksin Selim'im. İyileşeceksin. Hadi yavrum.
Kim o? Avukat. Ne diyor? Karakola geçiyormuş. Sen de gitseydin keşke. Ama ne işim var benim? Orada gidip de ne yapacağım? Kaç defa söyledik şu olana. Dikkatli kullan şu arabayı dedik. Hızlı gitme dedik. Başına bir iş gelecek dedik. Dediğin oldu. Başına bir iş geldi. Mutlu musun şimdi? Ne diyorlar enişte? Haber yok. Zaten uzun sürecek. Bekleyeceksiniz dediler. Selim'im çıksın da sağ salim. Kurtulsun da. Kurtulacaktım anne. Kurtulacak. İnşallah kurtulacak. Tahir abi. Hayır. Ne oldu Cengiz? Polis arkadaşlar haber getirmiş de. Karakola teslim olmuş kaza yapan. Ne zaman? Bir saat önce falan. Mağdur yakınlarından birinin gelip işlemler için yardımcı olması gerekiyor. Tamam da memur bey, biz şimdi burada çocuğu bekliyoruz. Nasıl bırakıp gelelim burayı? Kimmiş bu memur bey? Yeğenime çarpıp kaçan kim? Burada bilgi veremem. Karakola gelmeniz gerekiyor. Ama şimdi çocuk ameliyatta, sonra gelseler olmaz mı? Bana verilen talimat bu şekilde. Ben amcasıyım, ben geleyim. Dur abi, dur, dur. Ben giderim. Kimmiş bakalım oğluma çarpan soysuz? Buyur. Bekle abi. Çarpmış. Girelim hadi. Çok fazla tutmayalım sizi. Az bekle. Amirim kazadaki gencin babasını getirdi tutanaklar için. Zanlının ifadesi bitti. Sevkini yapıyoruz. Aileyi alın içeri. Anlaşıldı. Biraz bekleyeceğiz. Bu mu? Bu. Baksana yüzüme. Tamam götür hadi. Ya bırak amirim ağzını burnunu dağıtın. Ben tüm bunlara sebep olup sonra da ne gidemem. Yapamayacağım. Oğlum bak lütfen. Biz her türlü şeyi ayarladık. Ama ya bir aksilik olursa, ya bir terslik çıkarsa, her türlü imkanı sağlayacağız o insanlara. Ya tamam işte, kalıp ben de sizinle. Hayır, Atıf bize güven, lütfen. Bak annene güven. Ben sana söz veriyorum. Her şey yoluna girecek. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Her şeyi en ince detayına kadar hesapladık. Gözünüz arkada kalmaz. Teşekkürler Taner.
Oğlum. Canım benim. Sen hiçbir şey düşünme olur mu? Biz gereken neyse hepsini halledeceğiz. Hallediyoruz zaten. Her şey yoluna girecek. İnan bana. Sen sadece git şimdi biraz orada kafanı dinle. Olur mu? Bak zaten Taner sana ne yapman gerektiğini bir bir anlatacak orada. Canım benim. Tanecik oğlum. Sen ne yaparsan yap. Biz her zaman senin arkandayız. Seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Kendine iyi bak. Hadi Atıf. Almam lazım Atıf. Semih. Burada incisi var. Pasaport da var. Nakit de var. Neye ihtiyacın varsa. Birkaç hafta pek evden dışarı çıkma. Annenle baban dışında kimseyi arama. Hele arkadaşlarını asla. Sosyal medyadaki bütün hesaplarını kapat. Bir müddet dikkatli yaşıyoruz. İki arkadaş seninle gelecek. Yanından hiç ayrılmayacaklar, merak etme. Kendine dikkat et. Birazdan kalkacağız Atıf Bey. Bir isteğiniz olursa ben buradayım. Ekrem Bey, birazdan kalkmak üzere. Yanına güvendiğim iki adamımı verdim. Tamam, teşekkürler Taner. Başka bir eminiz? Bir de hastaneyi kontrol edersin artık. Merak etmeyin. Psikiyatrist de tamam ederse çıkar herhalde. Ne diyor peki konuştular o kadar? Devam edeceğiz yine. Birkaç tanesi daha görüşecek Nazlı'yla.
İlgi çekmek için yapmış olabilir dedi. İlgi çekmek neymiş ya? Neden olduğunu biliyorsunuz. Ben miyim suçlusu? Suçlu aramıyoruz. Arasaydık çoktan bulurduk zaten değil mi? Aysun, başlama gene lütfen. Bak şimdi sırası değil. Ha? Ben kahve içeceğim. Ben alırım. Beklesen. Yaman, aramışsın. Yok, hastanedeyim, bakamadım. Yok, ciddi bir şey yok. Ya, bir şey diyeceğim. Bu bizim vekaletname var ya, onu iptal edelim. Nazlı'yı bu halde görünce şimdi sırası değil davam abi. Ha? Tamam, konuşuruz sonra yine. Ararım ben seni. Geçen gün poliklinikte karşılaşmıştık. Kızımla ilgilenmiştiniz. Ya ben o gün biraz fevri davrandım. Kusura bakmayın. Hem kızım sayenizde hayattayken. Özür dilerim. Önemli değil. Siz neden buradasınız? Bir hastanız mı var? Oğlum. Çok geçmiş olsun. Tekrar geçmiş olsun. Pas verdi. Sivas top önünde kaldı, fark etmedi. Atak devam edecek Emre. Abla. Rengin soğudu. İki lokma bir şey yerdi, ilaç niyetine. Yok, hiç içime almıyor. Kızım, çay iç de için ısınsın biraz bari. Yok be abla, sağ ol. Baksanıza. Selim'in maçı. Çocuk haftalardır sayıklıyor, bir türlü isteyemedi. Aman, yere batsın maçı da futbolu da. Ne geldiyse başımıza bu top peşinde koşturmaktan gelmedi mi zaten? Ben bir gidip bakayım. Peki kimmiş o? Vurup kaçan namussuz, gördünüz mü siz adamı? Ne demiş ifadesinde abi? Ya şirket arabasıymış, adam da şoför. Tamirden mi dönüyormuş, tamire mi gidiyormuş? Şirket ne şirketi abi? Ya yok mu bu oteller, moteller, şanallar dediler meşhur. Onların. Adam acele ediyor. Bizim çocuk da yola fırlayınca tabii. Niye durmamış peki? Basıp gitmiş hemen. Abi korkup kaçmış işte. Boyu devrilsin. Tutuklanacak değil mi? Abi şimdi savcılığa sevk etmişler. Sabah mahkemesi varmış. Haberi gelir. Ne bileyim. Tutuklansa ne olacak ki? Selim'e bir faydası var mı? Doktor geliyor. Doktor Bey, durumu nasıl oldu? Nedir? Burada meraktan öldük hepimiz. Kurtardık diyebiliriz. Evet. Şükürler olsun. Şükürler. Ama... Ama ne? Aması ne? Servikal bölgede hasar var. Servikal... Ve ödem sebebiyle beyin tarafındaki hasarı da tam olarak değerlendiremedik. Yani her şeye karşı hazır olun, olur mu? Ne demek? Ne demek şimdi bu? Anne? Ne diyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım abi. Felç mi? Birincini yeniden kazansa bile... eskisi gibi bayağı sürdüremeyebilir. Nedir? Bu fikri alırsanız iyi olur. Ben onu bir iki dakika görebilir miyim? Şu anda mümkün değil. Ben size daha sonra haber vereyim, olur mu?
Geçmiş olsun. Ne dedi ya? Felç. Felçmiş. Geliyor. Selim'im geliyor. Oğlum. Oğlum. Selim. Yavrum. Lütfen müsaade edin. Yoğun bakım. Ne olur iki dakika göreyim. Oğlumun nefesini duyayım. Allah aşkına ne olur. Tamam. Sadece siz gelin hanımefendi. Evet Taner, sağ ol. Sağ ol. Bak telefon açık, saat önemli değil. İstediğin zaman arayabilirsin, tamam mı? Mutlaka haber ver. Ne diyor, hastaneden mi? Kurtarmışlar çocuğu. Hayati tehlikeye atlatmış. Aman neyse, çok şükür bari. Zor geçmiş ameliyat. İyileşmesi zor diyorlar. Ama en azından hayatta. Böyle çocuklarına sahip çıkmaz, salarlar ortalığa. Sonra milletin başını belaya sokar. Ci. İnsanlar ölüm kalım savaşı veriyor. İki dakikalığına kendini o çocuğun annesinin yerine koyar mısın lütfen? Koyamam. Asla kendimi öyle bir annenin yerine koyamam ben Ekrem, tamam mı? Ben oğlumu büyütürken üzerine titredim onun. Nerede, ne yapıyor, ne ediyor, her şeyinden, her saniyesinden haberim vardı benim. Tamam, tartışmayalım ne olur. Herkesin sinirleri harap. Kim söz ya? Yok öyle bir şey. İyileşecek Selim. Seray, siz eve gitseniz artık yavrum. Yoruldun bak, dinlenirsin biraz ha yengem. Yok yenge. Kardeşimin yanında kalacağım ben. Ya Seray, aslında bir iki saat uyusan. Tek derdim Tahir'di. Bu adam niye böyle yapıyor deyip yiyip bitiriyordum kendimi. İsyan ediyordum. Ne kadar boşmuş. Allah sanki gördü de. Dert mi lazım sana, al dedi. Elvan abla, böyle diye diye kendini mahvedeceksin. Yapma ne olur. Ya ne bileyim Asiye. Hep benim suçummuş gibi. Al götür yanına, pazarda dursun. Ne işi var tek başına sokakta çocuğun? Kıyamam ben sana. Olacağı varmış, oldu. Ne yapalım? Karar diyeceğiz abla. Öyle. Hanımefendi, hastamızın yanına alacağız. Tamam, iki dakika beklesin, ben hazırlığı yapayım. Nasıl gidiyor maç? Abi, Mustafa felaket, 2-2 oldu. Ama Fener bastırıyor. Ya, berabere bir sefer.
Daha bekledin mi maç? Az kaldı. Gol geliyor. Hadi Olcay. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi Olcay. Hadi oğlum. Gol be. Hanımefendi, siz hazırlığı alacağız. Buyurun. Selim'im. Pek anlamam biliyorsun ya. Ama herkes acayip maç oldu diyor Selim. Stadı görmen lazım. Tıklım tıklım. Herkes son derdi diye koşup gelmiş. Fener bastırıyor. Beşiktaş da dayanıyor ona. İlk gol Fener'den. Musa var ya onlardan. Böyle kafayla atıyor. Yok yok, sizinkiler işi bırakmıyor, merak etme. Saldırmaya başladı Beşiktaş. Bir kafa daha Selim. Gol oldum, 1-1 oldu, gol oldu. İbrahim Toraman atıyor. Valla iyice çekişmeli gidiyor maç. İki takım da saldırıyor. Yani Fener atacak derken bir anda Beşiktaş. Niyang atıyor sizden. 2-1 oldu Selim. Stat inliyor. Millet, herkes birbirinin üstünde. Ama daha çok var maçın bitmesine. O Musa Soğuk bir tane daha atıyor mu Selim? Hem de yine kafayla. Bak seni adını bile öğrendim adamı. 2-2 oldu maç. Yani tam kazanacağız derken olacak iş değil. O koca stattan ses çıkmıyor. Herkesin morali bozuk. İyice bastırıyor Fener. Sürekli bizim kaledeler. Ha atla, ha atacak adamlar. Selim görsen için içine sığmaz. Azla kaldı maçın bitmesine. Son dakikalar. İzlesen berabere bitsin bari dersin. Nasıl heyecanlı herkes. Son kez geliyor Fener. Ma atamıyorlar. Top bir dönüyor Selim. Beşiktaş'ta şimdi. Nasıl koşuyor seninkiler? Nefes nefese. Dakika 93 Selim. Herkes ayakta. Olcay koşuyor. Karşı karşıya kalıyor kaleciyle. Bir yuvarlıyor topu. Gol Selim, gol. 3-2 oldu. Olcay'ın sevincini görmen lazım. Ya çocuk gibi oldular. Bütün takım birbirinin üstünde. Stad sanki o anda orada yıkılacak. Türbünde delirmiş millet. Sizin kenardaki oyuncular desen öyle. Bitiyor maç. Selim. Oğlum. Gitti dediğin maçı alıyor Beşiktaş. Ya. Kazanıyorsunuz annem. Ver oğlum benim. Görsen. Görebilsen delirirsin. Kafamızı şişirirsin bağıra çağıra. Tepemizden inmezsin. Sabaha kadar sevinçten uyuyamazsın Selim'i. Uykusu böyle anne. Böyle yatmak yakıştı mı sana oğlum? Canım benim. Selim'im. Dönme oğlum.
Beşiktaş'ta kazandı. Sen de kazanacaksın. Sen de ayağa kalkacaksın. Canım benim. Biliyorum, duyuyorsun beni. Seray kızım, kardeşin uyandı. Ne diyorsun anne? Tamam, ben hemen geliyorum, tamam. Tamam, bekliyorum, hadi. Yok bir şey aşkım varsa. Uyu, hadi bir tane. Uyu. Aa, günaydın kızım, hayırdır? Selim uyanmış yenge, hastaneye gidiyorum. Ah iyi, hadi maşallah. Hadi beraber gidelim. Hadi. Ekmekleri bıraktım anne. Bir şeyler yeseydiniz ya. Anne, hazırlanayım mı, biz de gider miyiz? Yok, biz babanı bekleyelim önce. Abin ekmek almış. Hadi bir şeyler hazırla da ye. Eşyalarınızı yukarı çıkartıyoruz. Dur Sera, yavaş. Çabuk. Görüyor değil mi bizi ha? Uyandı değil mi? Hay oğlum benim ya. Ya bir çekilmedi der ki çocuğun önünden doğru dürüst göremiyoruz. Hadi ama ya, biri bir şey söylesin. Geliyor. Uyandı. Nasıl durum? Travmaya bağlı ödem nedeniyle beyin fonksiyonları zayıflamış durumda. Görünen tabloya göre sekel kalma olasılığı da çok yüksek. Şu an size tepki veremez ya da sizi duyamaz. Ama biz bütün tedavileri uyguluyoruz. Müşteri olun. Bu zor bir süreç. Hep beraber sabırlı olmamız gerekiyor. Allah'tan ümit kesilmez. Geçmiş olsun. Canım uyandın. Bak ben geldim. Selim, bak buradayım ablacığım.
bizi. Görüyor. Ama görse de tepki veremiyor. Biraz daha bekleyecekmişiz. Niye? Uyanmış işte, açmış gözünü. Açık gözleri ama uyuyor gibi. Öyle dedi doktor. Yani burada bizimle ama bizimle değil gibi. Ya ya, kimse hiçbir şey söylemiyor mu Allah aşkına ya? Bekleyeceksiniz diyorlar Sara. Ya bekleyeceğiz, neyi bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz, ne bekleyeceğiz? Neyi bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz. Neyi bekleyeceğiz? Remzi abi, siz de boşuna beklemeyin isterseniz ha. Yapacak bir şey de yok zaten. Olur mu abla? Ya bak, burada böyle durup bekleyeceğiz. Çoluk çocuk da bizim yüzümüzden perişan olmasın. Seray, sen de gel bizle kızım hadi. Ben kardeşimle kalacağım. Olmazsa akşam gidersin ha? Nasıl isterseniz. Ya da ben gelirim, gece kalırım. Siz gider dinlenirsiniz ha? Bakarız. Balız, bak ne lazımsa Allah aşkına. Eksik olma Cengiz. Sağ ol. Elvan. Kızım. Her şey yoluna girecek Allah'ın izniyle. Sıkma canını. Ben o zaman Suzan'la kızı alayım, döneyim Düzce'ye. Rıfat burada kalsın. Rıfat burada kal olur, tamam mı? Tamam olur. Herhangi bir şey olur, yardımına koşturur çocuk. Merhaba Tahir. Ben Gülizar'ın akrabasıyım. Almanya'dan düğün için gelmiştim. Düğünde karşılaştık. Merhaba abi, evet. Çok büyük geçmiş olsun. Nasıl oldu yavrumuz? Ne bileyim abi, diyoruz işte. Acınız büyük ama ben dün kazayı gördüm, oradaydım. O adam arabadaki adam değil. Ne diyorsun abi sen? Arabadaki adam başka birisiydi. Bu resimdeki adamla bir alakası yok. Nasıl ya? Emin misin abi? Eminim Tahir, eminim. Abi. Fethi ben. Söyle Fethi, nedir hastanedeki durum? Oğlan aynı da. Buradakiler bir şeylerden şüphelenmeye başladı. Haberin olsun diye aradım. Şüphelenmeye mi başladılar? Ne oldu? Ekrem Bey yerinde mi? Evet, Ömer Bey. Tamam, sen takipte kal. Adam ne yapıyor, nereye gidiyor, kiminle görüşüyor, neyi kurcalıyor haber ver. Hadi. Oğlu bir sorun mu var? Emin değilim ama olabilir. Aileyle ilgili sorun çıkabilir. Görebilir misin? Evet abi, evet İlmi abi. Amir falan yok burada. Kimsenin de bir şeyden haberi yok. Böyle kapı kapı dolaşarak olmayacak. Ben avukat falan tutacağım. Gerekirse şahitlik ederim. Kazayı yapan adam o adam değildi. Zengin kısmı ne olacak? Birinin üzerine atmışlardır. Bana da öyle geliyor. Bu işin içinde bir iş var. Yarın ben Almanya'ya döneceğim. Eğer bir şey gerekirse şahitlik falan, gelir mahkemede konuşurum. Tamam Hilmi abi, sağ ol. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hadi görüşürüz. Tahir sen misin? Benim. Sen kimsin? Geçmiş olsun. Oğluna çok üzüldük. Sağ ol da birader, sen kimsin? Ekrem Bey'in selamı var.
Ekrem Şanal. Şanal? Biraz konuşalım seninle. Bin arabaya. Selim, annen bir eve gidecek. Kaç eşya almaya. Sen de git onunla. Dinlen biraz. Sonra gelirsin gene. Dokunmayın bana teyze, ne olur. Ben çok alışmışım seninle ölmeye. Odada olmayınca uykularım kaçıyor benim. Annem, ne olur bir gece kalayım kardeşimin yanında. Sen hiçbir sıkıntı. Beraber gidip gelelim mi yenge? Gerek yok. Can bakarsın bir şey lazım olur falan. Güzel oğlum benim. Allah esirgesin seni. Evet iyi canım, geldik. Her şey yolunda. Merak etmeyin efendim. Sağ olun, sağ olun. İlaç etmedi demek, aldı hemen. Tabii, gözünü de biraz korkutunca. Aman daha fazla başımıza musallat olmasınlar da. Yani sonra bir de basına falan giderler. Evet evet. Aç kurt gibi atlarlar bu haberi. Sanmıyorum. Ama gözüm üstlerinde, merak etmeyin. İyi ki varsın Taner. Yani biz kime güvenirdik? Hani bu kadar önemli bir konuyu kiminle hallederdik sen olmasaydın? Değil mi Ekrem? Tabii canım. Ben kime güveneceğimi bilmez miyim hiç? Her şey için çok teşekkürler. Ne demek? Esas ben teşekkür ederim güveninize. Çok geçmiş olsun Tahir. Çocuğun durumu nasıl? Sağ ol abi, daha iyi. Allah şifa versin. Amin, amin. Sağ ol. Bir ara uğrayacağım hastaneye. Allah razı olsun. Hasan. Nedir benim borcum kardeşim? Borcun yok. Kahve benden. Sağ ol, onu demiyorum. Genel borcum. 700 miydi, neydi? Şimdi sırası mı? Oğlun hastanede. Çok o parayı yerine. Lazım olur. O başka, bu başka. Biz hesabımızı bilelim. Alacak verecek olmasın. Nereden buldun bu kadar parayı? Arsa sattık memlekette. Arsa sattık. Arsa? Elvan? Ne arsa sattı? Sen ne arıyorsun burada? Yürü. Bırak beni. Sen neyin vardı, neyi satıyorsun ya? Bağırtma beni milletin içinde, yürü. Ya bıraksana beni. Kahvenin ortasında mı konuşacağız, yürü diyor. Ya bırak beni, bırak. Nereden buldun o kadar parayı? Ya yürü, bağırma yürü, milletin dur, içinde. Dur, tamam mı? Ya inanamıyorum sana. O kadar parayı nereden buldun diyorum. Geç. Abimden borç aldım. Niye yangın yapıyorsun milletin ortasında ha? Abinden. Evet. Evet abinden. Evet, ne var? Tamam. Ne yapıyorsun? Soracağım. Ya neyi soracaksın? Bırak. Doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun görecektim. Bunlar ne?
Kim bize neden bu kadar para veriyor? Söyle de bileyim. Şanallar. Acımışlar halimize. Adamları zaten suçlu. Vicdan yapmışlar. Aradılar, verdiler parayı. Ne yapsınlar? Vicdan yapmışlar. Vicdan yapan insan hastaneye gelir, ziyaret eder. Olmadı bir telefon açar. Aradılar, çağırdılar. Daha ne yapsınlar? Kan parası aldın değil mi? Aldın. O hapse giren adam da yapmadı kazayı. Kim yaptı? Kimden neyi gizliyorlar? Bu insanlar bize neden bu kadar para versin? Söyle! Oğlunun canını sattın. Cebine parasını koydun. Onlar da bu işten sıyırdı değil mi? Yeter! Allah belanı versin. İlla dövdürteceksin kendini değil mi? Gerizekalı. Saçlı paraları da. Lan sen hayatında bu kadar parayı bir arada gördün mü? Ha? Saçlı onları da yere. Thank you.
misiniz? Tamam oğlum, buradaydı benim. Buradaydı. Eyvah, buyurun. İyi misin kızım? Ay bırakın beni. Elvan kızım, nereye gidiyorsun? Biz çok iyiyiz canım. Sen bizi hiç merak etme. Ama sen de iyi ol bak. Ne olur sesin iyi gelsin. Bak baban da aynısını söylüyor. Zaten kısa bir süre sonra biz de geleceğiz senin yanına. Tamam bir tanem. Hadi kendine iyi bak. Hadi öpüyorum seni çok. Görüşürüz. Bay bay canım. Çok sıkılmış sesinden belli. E sıkılsın canım biraz. Canını yakacağım senin. Benim oğlumun canı satılık değil, tamam mı? Onlar benim yüzüme bakacaklar. Kes sesini. Bırak. Ne yapacaksınız bana? Daha ne yapacaksınız? Susacak mısın sen? Yeter. Nihayet. Kes sesini. Kayıtlarını siliyorsun. Bu geceye dair hiçbir şey kalmadı. Tamam Taner Bey. Evde misin? Bekle, karını getiriyorum. Ne demek nerede? Karının ne halt ettiğinden haberin yok mu? Bekle, geliyorum. Görüşeceğiz seninle. Böyle mi anlaştık seninle? Hani kapatıyordun mevzuyu? Abi anlamayınca sıkıntı oldu. Başlarım lan sıkıntına. Kapıya dayandı, gece gece ortalığı ayağa kaldırdı. Abi... Tahir, bir evladın daha var. Aklını başına al. Tamam abi, kusurumuza bakmayın.
Gel buraya konuşacağız. İşim var. Ne işin var lan? Otur şuraya. Hastaneye gideceğim. Oradan da polise. Ne yapacaksın lan sen poliste? Ha? Ne yapacaksın poliste? Ne yapacaksın poliste? Ne işin var poliste? Rezilliklerinizi anlatacağım. Seninle şanallarında. Bütün pislikleriniz dökülsün ortaya. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Sen kimsin lan? Ne işin var senin şanallarda? Ha? Senin ne işin var şanallarda? Sen kılığına bakmadan kimsin lan sen? Sen kimsin? Ben de mi senin gibi oldum Fatima? Ya bak. Kıt Bey'in heriflerde gibi para var lan. Bu yatan çocuğa para lazım değil mi? Bu kıza, sana, bana para lazım değil mi? Hayatımız kurtuluyor. Sen neyin derdindesin? Neyin peşindesin hala? Sen ne haysiyetsiz adamsın be. Sen nasıl bir insansın ha? Allah senin belanı versin. Vermiş zaten, daha ne verecek bana bela? Seni vermiş ya başıma. Daha ne bela versin lan? Öldürtecek misin lan sen beni? Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Seni de mahvedeceğim. Herkese anlatacağım yaptıklarını. İnsanın içine çıkamayacaksın. Çocukların da görsün ne olduğunu. Öldürürüm seni, anladın mı? Elinde kalırım. Anladın mı beni? Vururum ulan. Gidecek misin polise? Baba. Babam ne? Ne babam ne?